Türkiye'nin ihyası Hazreti Gazi kurtardı vatanı düşmanımızdan. Canını bu yolda eyledi feda, biz dahi geçelim öz canımızdan. Sinesini hedef etti düşmana, ölmüşken vatanı getirdi cana. Çekti kılıncını çıktı meydana, gören ibret aldı meydanımızdan. Bu böyle devam edip gidiyor. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Atatürk için yazdığı bu mısralar Aşık Veysel'in ilk şiiri olarak kayıtlara geçti. 39 yaşındaydı. O güne kadar usta malı alıp satmış, başkalarının türkülerini, deyişlerini söylemişti. Şimdi yeni bir evreye giriyor, kendi dilini yaratıyordu. Sazını sırtladı, eşeğini atladı ve Ağaca Kışla nahiyesinin yolunu tuttu. Yazdığı destanı orada çaldı söyledi. Destan öyle beğenildi ki nahiye müdürü destanı Gazi'ye göndermeyi teklif etti. O zaman Veysel, ben kendim giderim Ankara'ya dedi. Yanına arkadaşı İbrahim'i aldı ve 1933 kışında yola çıktı. Şimdi başkent Ankara'ya destanlaştırdığı Gazi'yi görmeye gidiyordu. Heyecan içindeydi. Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir köylerinden geçerek, kaldığı yerlerde çalıp söyleyerek tam 3 ayda gelebildiler Ankara'ya. Ankara birkaç ay sonra gelecek İran Şahı'nı karşılamaya hazırlanıyordu. Bu önemli konuk için yollar düzenleniyor, şehrin görüntüsü düzeltiliyor, hırpani kılıklı kimsenin ortalıkta görünmesine izin verilmiyordu. Veysel, Gazi'nin huzuruna çıkmadan önce sazının tellerini değiştirmek istedi. Şehrin o zamanki ana meydanı Ulus'taki Karaoğlan Çarşısı'na gidip saz teli aradılar. Ama polis kıyafetlerini beğenmedi, çarşıya sokmadı. Veysel, yıllar sonra o günkü hislerini şöyle anlatacaktı. Kafadan gayrimüsellah bir polis dikmişler, olmaz da olmaz diyor. Meğer o sıralar İran Şahı gelecekmiş de tertibat varmış. Ne bilelim, köylülük 1, cahillik 2, körlük 3. Döndük, Hakimiyeti Milliye Matbaasına gittik. İlgi gösterdiler. Destanı okuyunca beğendiler, fotoğrafımı çektiler, gazeteye bastılar. Hani bizim maksadımız atanın gözüne çarpar mı diye düşünüyoruz. Dün gazetemize Anadolu'nun her köşe bucağında kendi kendine yetişen özlü ve içli saz şairlerinden biri geldi. Sivas'ın Şarkışla kazasının Sivrialan köyünden olan ve Ahmetoğlu Aşık Veysel adını taşıyan bu yanık yüzlü adamın iki gözü de görmüyordu. Elinde taşıdığı sazının yanık memleket havaları üzerinde o, şimdi inkılabın şarkılarını söylüyor. Bu saz şairinin yeni yazdığı şarkılar ve koşmalar, İnkılabın halkın en görgüsüz tabakalarına kadar nasıl işlemiş, anlaşılmış ve sevilmiş olduğuna en büyük delildir. İşte artık Anadolu'nun Ankara'dan yankılanan özlü sesiydi. Ama o ses Gazi'ye ulaşmadı. Çankaya'dan ses çıkmadı. Veysel memleketine dönmeye karar verdi ama bir tren bileti alacak kadar bile parası yoktu. Lakin bu yoksulluk onun destanını daha anlamlı kılıyordu. Ertesi günkü Hakimiyet-i Milliye'nin başyazısına göre onunki halk şiiri değil, halk şuuruydu. Dün Hakimiyet-i Milliye'de bir saz şairinin destanını neşrettik. Bu destana şiirden fazla şuur ismini vermek istiyoruz. Herhangi bir hareket üç telli saz üzerinde ses verdiği, yani halkın iç katlarında yankılandığı zaman o hareket köklenmiş demektir. Dünkü destanı okuyunuz. İhtilalin hemen bütün davalarını orada birkaç satıra sığdırılmış olarak bulacaksınız. Dün yan odada kendi destanını okuyan bu saz şairinin iki gözü kördü ve şimendiferle bir gün uzaktaki memleketine dönebilmek için bütün şehirde yol parasını bulamadığından içliydi. Ankara'nın böyle asil bir ruha gurbet olmasındaki acıyı hissetmez misiniz? Bu şairi bulup sazı ve sözüyle Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında dolaştırınız.
Bu yazı onun hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Sazını inkılabın hizmetine vermiş bir aşıktı artık. Ankara sokaklarında onu herkes tanıyor, iki gün önce kıyafetini beğenmediğinden Karaoğlan çarşısına sokmayan polis görünce eline sarılıyordu. Halk evleri ona para toplayabilmek için bir konser düzenledi. Veysel çaldı söyledi. 45 gün kaldığı Ankara'da Gazi ile görüşemedi ama çarık şalvarla geldiği başkentten takım elbise kundura giyinmiş olarak, daha da önemlisi sazına, sözüne güven perçinlemiş olarak döndü. Artık Anadolu'yu gezmeye başlayacak, hem kendi şiirini besteleyip okuyacak hem de ekmek parasını kazanacaktı. Sırtında sazı, başında fötr şapkası, yanında İbrahim yoldaşı olduğu halde uzun ince bir yola çıktı. Anadolu'yu diyar diyar dolaşmaya başladı. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Televizyon yoktu, matbuat az, dergi yok. Kendinden önceki halk ozanları gibi sesini diyar diyar gezerek, her mecliste çalıp söyleyerek duyuruyordu. Gezdiği şehirler arttıkça ünü de yavaş yavaş yayılmaya, Aşık Veysel ismi dilden dile dolaşmaya başlamıştı. İşte o aşamada şöhretini katlayacak yeni çağın mucizesiyle tanıştı. Radyoyla. Dönemin İstanbul Radyo Müdürü Mesut Cemil Bey, bir tanıdığının tavsiyesi üzerine Veysel'i radyoya davet etti. Onu Tokatlayan Han'daki stüdyoya sokarken de "İyi söyle, seni bütün Anadolu dinleyecek" dedi. Veysel sesinin her yerden duyulabilmesi için alabildiğine bağırarak söyledi türküsünü. Sayın dinleyiciler, şimdi Aşık Veysel'i dinleyeceğiz. Türkü bitince Mesut Cemil, "Bağırmana gerek yok aşık" dedi. "Hafif söylesen de duyulur." Gerçekten de duyuldu. İstanbul Radyosu'na çiçek gönderenler oldu. Bir dinleyici stüdyoya gelip Veysel'i evinde ağırlamak istediğini söyledi. Kabul etti Veysel. Misafirliğe gitti, gece boyu çalıp söyledi. O gece hayatının fırsatını kaçırdığını, ertesi gün radyoya geldiğinde öğrendi. Akşamki programı sofrada radyodan dinleyen Atatürk, "Bu aşığı bulun getirin" demişti. Radyoya telefon açılmış, Veysel her yerde aranmış, bir türlü bulunamamıştı. Veysel perişan oldu. Cebinde Mesut Cemil Bey'in bir mektubuyla hemen Dolmabahçe'ye koştu, mektubu Yaver'e verdi. Yaver, "O bir zevk zamanıydı, şimdi çalışma zamanı, haber veremem. Siz adresinizi bırakın, eğer yeniden hatırlayacak olursa ben sizi bulurum" dedi. Ama beklenen haber hiç gelmedi. Aşık Veysel, Atatürk'le görüşememenin acısını yıllarca içinde taşıyacak, "Hasret gittim Atatürk'e" diye sızlanacaktı. Onu ölümünden sonra ülkenin dört bir yanında yankılanacak bir ağıtla uğurladı. Şark Kışlalı, Aşık Veysel tarafından Atatürk'ün ağıdı. Cami mahluk hepsi birden ağladı.
Şivesiz bu dünya fani, Tanrı'nın aslanı hani. İnsizin nice mi mahluk, hepsi birden ağladı. Aşık Veysel 1940'ları yeni bir yol arkadaşıyla karşıladı. Küçük Veysel. Hem adaş hem meslektaştılar. Hatta sesleri bile birbirine çok benziyordu. Küçük Veysel yaklaşık 20 yıl Aşık Veysel'e yol arkadaşlığı edecek, adeta onun gören gözü olacaktı. Yeni yol arkadaşıyla birlikte yeniden yollara düştü. ...1940'lar onun en verimli olacağı, en güzel ürünlerini vereceği patlama yılları oldu. Bu bereketi doğuran mekan köy enstitüleriydi. Ahmet Kutsi Tecer dönemin yetkililerine başvurarak Veysel'in yeni kurulan enstitülerde usta öğretici olarak görev almasını sağladı. Veysel şimdi kendisi gibi köyden gelen yoksul halk çocuklarına saz çalıp türkü söylemeyi öğretecekti. Arifiye, Hasanoğlan, Çifteler, Gölköy, Yıldızeli, Ladik, Akpınar. Usta 7 enstitüde elinde sazıyla ders verdi çocuklara. İş içinde iş eğitimi alan bu çocuklarla sadece türküden, sazdan değil, topraktan, hasattan da konuşuyor, onlara öğrettiği kadar onlardan da öğreniyordu. 1944'te Çifteler Köy Enstitüsü'ndeki bir sohbet sırasında gelen ilhamla nesiller boyu yaşayacak ünlü şiirini yazdı. Dost dost diyen nice nicesine sarıldı. Dost dost diyen nice nicesine sarıldı. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Sanatının olgunlaşma dönemindeydi. Bu dönemde yine köy enstitüleri sayesinde çağdaşı olan aydın şair ve yazarlarla buluştu. Sabahattin Eyüboğlu'nu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu, Hasan Ali Yüceli, İsmail Hakkı Tonguç'u, Ruhi Su'yu, Behçet Kemal Çağlar'ı, Orhan Veli'yi, Sait Faik'i tanıdı. O dönem tanıştıkları Yaşar Kemal, Veysel yeni bir Veysel olduysa Hasanoğlan köy enstitüsünde oldu. En yeni, en güzel şiirlerini Hasanoğlan'da yazdı diyecekti. Gerçekten de hafızalara kazınacak birçok şiiri o dönem yazdı, besteledi. O yıllarda bir ilke de imza atarak saz eşliğinde plak dolduran ilk sanatçı oldu. Bu plaklardan Mecnun'um Leyla'mı gördüm, Atatürk'e ağıt, Kara Toprak çok sattı. Şiirleri yine Ahmet Kutsi Tecer'in yardımlarıyla Halk Evlerinin dergisi olan Ülkü'de yayınlanıyordu. Bu şiirler 1944'te Değişler adıyla kitaplaştı. Artık dönemin ünlü şairlerini kıskandıran dizeler yazıyordu. Mektup şiirini Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ndeyken yazmıştım. O Kutsi Bey Ülkü Mecmuası'nda müdürüydü. Evet. Oraya gönderdim. Bir pazar günü ziyaretine geldim. O da rahmetli oldu ya. Ahmet Hamdi Tanpınar. Orada imiş. Geldim. Gel aşık dedi. Ben bunun üzerine şiir yazmayacağım. Babışlarımızı dama attın dedi. Evet. Mektubun üzerine şiir yazmayacağım dedi. Tabii o bana bir cesaret verdi, sevindirdi. Onun üzerine daha ileriye yürümeye yolum açıldı. Meseret delale sündüm. Aşık Veysel, köy enstitülerinin değişmeye yüz tuttuğu bir dönemde bıraktı görevini. Adı ses dalgalarıyla, plaklarla, kitaplarla,
kitap, dergi ve gazete sayfalarıyla Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna yayılıp duyulurken o köşeye çekilmeyi tercih etti. Folklor araştırmacılarının öncülüğünde Ankara ve İstanbul'da yapılan dönemin ünlü yazar, şair ve sanatçılarının katıldığı görkemli bir jübileyle büyük şehre veda etti. Neredeyse 40 yıldır çalıp söylüyordu. Görmeyen gözlerinin yerini alan duyarlı kulakları şehrin gürültüsüne dayanamıyordu artık.